Sevgili dostlar, öncelikle herkese merhabalar. Yine kalabalık bir yerdeyiz. Evet, şu şekilde bir yeraltı şehri. Çok güzel bir yeraltı şehrine benziyor. Çok karışık ve karmaşık olduğu kesin. Şu an şöyle her yeri gösteremeyeceğiz. Sadece içerinin mantığını görelim. İnelim. Yavaş bir şekilde tünellere giriyorsunuz. Aşağı inişte. Hep merdiven bağlantısı. Bundan önceki girdiğimiz yerlerle alakalı aynı mantık çalışıyor. Erzak deposu olduğu söyleniyor. Bakalım erzak depolarına nasılmış. Evet. Şunu yapabilirdik. Böyle yeraltı şehirlerini gezelim. Şöyle milletleştirelim önce. Böyle yeraltı şehrini gezerdik. Derdik ya işte bunu burada gördüğümüz ne? Burası erzak deposu. Burası erzak deposu arkadaşlar diyebilirdik. Ama biz yine onların dediklerine inanmadığımız için burada bir savunma kapısı varmış. Operasyon odası ama şu anda ondan eser yok. Burası neymiş? Şöyle bakalım. Yazan oturma yeri arkadaşlar. Oturma odası. Böyle insanlar geliyormuş. Deminki erzak koydukları yerleri de şimdi oturuyorlarmış, tamam mı? Bu yeraltı şehirlerine yazdıklarında bu şekilde yazıyorlar ya. Yani insanlar tam oturulacak yer işte böyle aşağı kata falan oturuyorlar işte. Bir ara soruya iniyor. İşte burada oturuyorlar, konuşuyorlar. Dedikodu falan yapıyor eski insanlar. Bu şekilde bir mantık var. Ben demiyorum. Bunlar söylüyor. Ben sadece dile getiriyorum. Biz alanı gezeceğiz. Sessiz olacağız yine. Evet, kalabalık geldiği için burada durdurmak zorunda kalmıştık. Biz yine onları geçip geçeceğiz. Burası şöyle gösterelim. İkinci kat burası. Evet, oturma odası. Deminki alanla aynı mantık. Yine oturuyorlar adamlar. Şöyle bakalım. Bakalım şöyle gezelim. Buraya her yere bir şey yazmıyorlar. Çünkü aynı mantık olduğu için her yere aynı ismi kullanmak istemiyorlar. Bu da ayrı bir soru işareti. Her zaman şunu söylüyoruz. Bu gibi yerlere delik açıyorlar. Ve aslında diyorum yapılmaması gereken şeyleri yapıyorlar insanlarımız. Evet. Evet. Deliklere patlatılması her zaman söylüyoruz ama hala da patlatılıyor. Buradan aşağı kata iniş var. Burası çıkış. Buraya geçmiyoruz. Şurayı inmediler. Onlar inmedi ama ben ineyim, gezeyim sizler için. Tabi toprak olan kısımlar bu alanlarda bitmiş durumda. Evet, yan taraftan bir tüneli görüyorsunuz. Evet. Bizim şu an şu basamak olayı bittiği için ve de şu an insan sayısının çok fazlalaştığından ve restorasyon yapılmadığından şu anda bu basamaklar bitmiş durumda. Evet. Ve şu şekilde devam edelim. Bu alanlar çok turist çeken yerler arkadaşlar. O yüzden bu alanlarda video çekmek çok zor. Hem kafanız ağrıyor sesten dolayı, hem de sıkışıyorsunuz. Grupların arasına eğer kalırsanız hem öndekini geçemiyorsunuz, arkanızdaki grup da sizi sıkıştırmış oluyor. Bu şekilde bir sorunlar olabiliyor. Buradan bir tünel gidiyor, oraya gideceğiz. Şurada bir kapatma sistemi var. Burası bir çıkış yolu. Hatta ben bakayım. Belki herkes bakmıyor. Şu an operasyon odasını görüyorsunuz. Ve buralar farklı farklı alanlara çıkıyor. Üst kata geçiş var. Yine aynı şekilde büyük bir kapatma. İkinci arka arkaya iki tane kapatma. Burayı kapattılar. Nedeni buradan bir başka bir çıkış olmasın diye. Düşünün. Hayatta her şeyin bir girişi varsa bir de çıkışı olmak zorunda.
İnsan nasıl doğuyor, büyüyor, ölüyorsa bu bir giriştir dünyaya. Bir de çıkışı vardır. Mesela aracınıza bir yakıt alırsınız. O egzozdan çıkar örnek olarak. Her yerin bir tane girişi varsa emin olun birden fazla da çıkışı olacak. Yeraltı şehirleri de böyle olmak zorunda. Ve yine de şu otlara her yeri göstermeye çalışıyorum. Deminki alan. Üst kattan aşağı indik. Şöyle geçelim. Demin biz şu alandan çıktık. Buraya da bir alttan giriş. Şuradaki kapı şeysini de gösterelim. Kilit taşını. Ve bu şekilde mükemmel bir görüntüye sahip. Şu alanı gördünüz. Şimdi de tekrardan geziyoruz. Buraları yazmamışlar. Buralar bir şey olmamış. Herhalde buralar oturma yerlerin biraz da modernleştirilmiş hali diyelim. Yani insanların aklıyla dalga geçiyorlar. Bunu her zaman böyle turizme kazandırılmış yeraltı şehirlerinde söylemekten bıktım. Veyahut şu devasa büyüklükte bir odamız var. Ve görüntüler gerçekten güzel. Öncelikle ışıklandırma mükemmel. Işıklandırma da hakkını vermişler. Böyle bir tünel gidiyor. Buralar şu an ışıklandırma dışında. Yine bir oda. Işıklandırmadan uzak bir alandayız. Yine ben dibe doğru tünel gidiyor. Ve ben hızlı bir şekilde kapalı yere indim. Buradan hava geliyor. Gördüğünüz gibi direkt bize geliyor. Burası açık. Evet. Şu an biz turizm kanalı olan yerden uzaklaştık. Farklı bir alana gidiyoruz. Buralar şu an ışıklı değil. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Sadece gidiyoruz. Evet. Son burası bırakılmış. Şöyle bir çıkalım. Evet. Hızlı bir şekilde geri çıkalım. Bu gibi yerlerde böyle yerler gezmek pek sağlıklı değil. Çünkü yetkili çok içeride. Evet hemen geri normalimize dönelim. Evet. Evet. Önce bir nefes kontrolü yapalım. Yaklaşık bir 30-35 metre aşağı indik. Hızlı bir şekilde geri çıktık. Bunun biraz yorgunluğu oluyor. Şöyle gösterelim. Gelemeyen arkadaşlar için birebir yerler. Evet. Her zamanki olduğu gibi kilisenin giriş kanalı bu şekilde. Kilisenin tam ortasındaki taş. Vahdis taşı diye adlandırılan alan. Aynı şekilde. Ama bu yeraltı için küçük bir alan. Öncelikle onu bahsedelim. Yani koca bir yeraltı şehrine küçücük bir kilisenin olması anlamsızdı. Şimdi şurada da bir haç işareti var gibi. Şöyle bakıldığında bir daire içinde bir şey var ama tam net bir görünmüyor. Düşünün koca bir kilise, koca bir yeraltı şehri yapıyorsunuz. Burada da kuyular var. Böyle küçük bir kilise. Tabii ki de bu bir oda halinde 3-4 tane olabileceğini düşünüyorum. Belki de sonradaki insanlar buraları kırmış olabilir. Şöyle bir gösterelim. Kiliseleri de bu şekilde. Şu şekilde geçelim biz. Önümüzdeki insanlar geçmemiz gerekiyor. Bu şekilde geçmezsek çok fazla bitmeyeceğiz. I can say first WhatsApp. Bizim insanlarımızın yapmış olduğu her zamanki gibi yeraltı şehrine demir, tahta böyle bunlardan da yerleştiriyor. Şöyle geçelim. Öndekileri geçmemiz gerekecek. Bundan dolayı şöyle biz hızlı bir şekilde çıkışı bir görelim. Erzak deposu.
Şöyle. Evet. Biz onları geçelim. Şimdi şuradan devam edelim. Evet. Şöyle gösterelim. Burası çıkışımız. İleri geçmeyelim, hatta direkt çıkışa geçelim. Mantıken nereler? Şaraphane olarak söylenen yer. Evet. Bu şekilde şaraphane de burasıymış. Bir savunma kapısı da burada. Sürgü kapı olarak yazmışlar. Evet. Şu an buradan bir tünel var ama büyük ihtimalle kapalıdır. Pozisyon bloqueada. En otro lado de la cueva se ve en el suelo. Tek odalı alanlar. Bir çıkalım. Bu alana gidiyoruz arkadaşlar. Video çekmek için gelinecek bir değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü çok ses geliyor. Ve siz kendi sesinizi anlamıyorsunuz. Sürekli sıkıştırmak zorunda kalıyorsunuz. Gruplar arasında kalıyorsunuz. Ve kişisel girişlerde kalıyorsunuz. Biz hemen mesela... Hemen geçelim buradan. Biz onları beklemeden geçelim anda. Bu alan dolmuş durumunda. Çünkü diyorum ya, gruplar haline girildiği için bu alanlarda sıkıntı çekiyorsunuz. Aynı şekilde arkanızdan da bir grup geliyor. Bu da ayrı bir sıkıntı ve şu an burasının havasız kaldığını hissediyorsunuz. Evet. Ses çok rahatsız edici arkadaşlar, öncelikle onu söylemek isterim. Bir dur da alalım. Evet, havalanma bacasının olduğu alanda hava yok. Düşünebiliyor musunuz? Evet, şöyle gösterelim. Bir de tepeyi gösterelim. Evet. Şöyle içine kadar yaklaşık bir 40-45 metrelik bir derinliğe sahip. Şu anki görüntüde. Diyorum ki hava buradan çok az geliyor. Nedenini bilmiyorum. Tam tersinde, yani şu anki şu noktada, gideceğimiz noktada bir havalandırma deliğinin veya havaya yeryüzüne çıkan bir alanın olmamasından kaynaklı. Şu an gittikçe havasız bir yere gidiyoruz. Bu da ister istemez bizi üzüyor. Arkamızdan da şu an şiddetli bir şekilde geliyorlar. Biz de hemen hızlı bir şekilde inelim. Evet. Yani hızlı da gitsek öndeki gruba takılacağız. Evet, dediğim gibi öndeki gruba takılmış bulunuyoruz. Evet, artık çıkışa geçmiş durumdayız. Sağlı sollu odaların olması çok normal. Bunları gösterdik. Bunlar oturma alanları diyorlar her zamanki gibi. Evet. Biraz daha farklı. Ve bu yeraltı şehrinde bir tane kilisenin olması da ayrı bir düşünceydi. Biz şöyle aşağıdan. Devam ederiz. Şu anda çıkışa geçtik arkadaşlar. Çok karışık bir alan. Diyorum ya, grup grup. Şöyle bekletelim biraz. Biz onları beklemeyelim. Alanı görüyorsunuz. Aynı şekilde şuradan çıkışımızı yapacağız. Oturma odasını yine aynı alanda görüyoruz. Şuradan da artık çıkışa geçebiliriz. Yavaş yavaş. Evet, sürgü kapı bir tane daha bulduk. Bu da ayrı bir sürgü taşı. Şimdi şöyle gidelim. Şu
Şu anda tünele döndük. 2-3 tane birbirine bağlantılı çıkışı var. Şu alanı göstermiştim ben sizlere. Şöyle görün. Diğer tarafı. Demin video başlamadan önce şu alana girdik zaten. Şimdi de çıkıştayız. Evet. Ve tepede bir sürgü taşı daha var. Şöyle gösterelim. Değil mi? 2 tane. Bu kadar büyük bir yeraltı şehir gezdik. Evet. Çok kalabalık görüyorsunuz. Sürekli giriyorlar ve şu an dinlendirmeler. Şu da bir grup halinde girilen kişiler. Bu şekilde bitirelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.